Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Samsung'un yeni çıkan, en son çıkan amiral gemisi Samsung Galaxy Note 4 isimli telefonu inceleyeceğiz. Şimdi telefon Samsung'un sanırım Note 4, Note H var bir de. O da Türkiye'ye çok az sınırlı bir sayıda herhalde gelmesi planlanıyor. Ondan bir önceki en pahalı modeli diyebiliriz. Büyük ihtimalle o daha pahalı olacaktır çünkü ekranı yanı katakullili falan filan diye. Note serisini bilen biliyor. Fakat bu biraz iddialı geldi bu sefer. Hani zaten genelde Note serileri iyi oluyor Samsung'un. Ekranı 5.7 inç, 515 ppi ve Super AMOLED. PPI nedir? İnç başına düşen piksel sayısı. Hani oldukça yoğun ve canlı bir ekranı var. Aynı zamanda bu ekran 2560'a 1440p çözünürlükte, yani 2K diye tabir ettiğimiz bir çözünürlüğü var. Gün ışığında da oldukça iyi. Hani dışarıda falan böyle parlaklık seviyesini çok arttırmadan da oldukça rahat kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefonun boyunu ölçecek olursak 15.35 cm bir yüksekliği var. 7.86 cm bir genişliği var. Ve 8.5 mm, yani şu en kalın noktalar arasında ölçülmüş şekilde bir inceliğe sahip. Telefonun şöyle bir tasarımına bakalım. Şimdi sol tarafında ses açma kapama tuşları var. İşte sağ tarafında uyku modu, power tuşu var aynı zamanda. Üst kısmında kulaklık girişi, mikrofon ve sensör. Alt tarafında ise USB 2.0, 2 adet mikrofon ve kaleminin çıkıntısı var. Yani daha doğrusu çıkıntısı düz olarak gözüküyor kalemi. Ve fark ettiğiniz gibi Note 3'te USB 3.0 kullanılmışken bunda 2.0 kullanılmış. Bana kalırsa doğru bir hamle. Millet anlam verememişti. Daha iyi. Tabi elbet 3.0'a da geçilecek. Oradan kaçış yok. Kasa oldukça sağlam gözüküyor. Hani Note 3'teki gibi. Hani Note 3'te şöyle bir daha basitleştiren, hani plastik ve sanki dikişliymiş gibi yapılan bir manevra vardı. O kötü taraf yok. Temiz, güzel. Şu arka tarafında flash var, LED ve sensör var. Bu sensörle kanınızdaki oksijen miktarını ölçebiliyorsunuz. Ultraviyole ışıklarını ölçüp hani bu güneşte dışarı çık ya da çıkma diyebiliyor size ESLT uygulaması sayesinde. Orası da ayrıntılı. Ultraviyoleyi denemedim. Malum aylardan kışa geliyoruz artık. Hatta kış da diyebiliriz. Fakat kanımdaki oksijen miktarını ölçtüm. Hani alerjik astım var bende. Şey yaptı, hani astım krizine girdiğim zaman oksijen miktarını düşük gösterdi ve hani şey yap, kendime geldiğim zaman da oksijen miktarını yükseltti. Bu doğru bir tabir oluyor. Hoparlör kısmı var. Ses çıkışı oldukça iyi, zaten kontrol edeceğiz. Ve kalemi, aslında bütün güzelliği, hani notu not yapan kalemi çok çok özel bir kalem. Hani nasıl söyleyeyim? Yani şöyle söylemek gerekirse tam bir çizer ve grafiker telefonu da diyebilirim aslında bu telefona. Çünkü bu kalem 2048 farklı seviyedeki basıncı anlayabiliyor ekranda. Ve kalem set olarak geliyor. Hani Wacom'un büyük ihtimalle kalemi. Set TV ile beraber geliyor. Hani kalemin ucu işte çok çizdim, aşındı, ne yapacağım, nereden bulacağım falan değil. İçinde şu anda zaten fotoğrafta gördüğünüz gibi uçları var. Kendiniz değiştirip kullanabiliyorsunuz. Ki bende de bu serinin eski bir telefonu var. 2 yıla yakın oldu. Kalemin ucunda herhangi bir sorun olmadı ki. Ama gerçi bir çizeri kullandığı kadar da fazla kullanmıyorum. Sonuçta kullanıyoruz ama biz de. Ağırlığını ölçelim. Şöyle hassasımızı devreye sokalım. Bir türlü devreye giremedi. 180. Evet. Şu an çıldırdı. 178 gram gösterse de ağırlığı 176 gram. Sonunda 177 düşüyordu aslında kapattığımızda. 176 gram bir ağırlığı var. Telefonda 3220 mAh pil var. Hani diyeceksiniz ki 2K ekran, daha önceki birkaç telefon modelinde olmuştu bu. 2K ekran verildi. İşte batarya sayısı sanırım 3000 mAh'di. İşte çok şarjı çabuk bitiyor bilmem ne. Bunun şarjı hani kullanıyorum bir süredir. İyi gidiyor. Hani bir günü aşıyor biraz. O da şeyden, Samsung'un kendi patentli bir LED teknolojisi var. Ondan kaynaklanıyor 2K'lık ekranda. 3 GB RAM'i var. Hani Note 2'de 2, Note 3'te 3, Note 4'te 4 GB RAM gelecek diye hep konuşulmuştu. Hani hep herkes öyle bekliyordu. Hani 2, 3, 4 artacak diye. Hayır, 3 GB RAM'i var. Fakat ülkemizde geçerli olan kendi işlemcisi var Samsung'un. Equinox ya da Exynos, şu an okuyamıyorum. Fazla S var içinde herhalde. İşlemciyle beraber, hani gerçi Android işletim sistemiyle de alakalı. Hani 3 GB RAM'de koysanız, 4 GB RAM'de koysanız Android işletim sistemi onun bir kısmını, hatta çoğunluğunu, yarısından çoğunu kullanıyor.
hani sistem olarak kullanıyor. 3 GB RAM var. Kuvvetli bir işlemcisi var. 32 GB bellekle geliyor telefon. Ve hani 16-32 olarak gelmiyor. 32 GB standart bellekle geliyor. 128 GB'a kadar da hard disk. Yani SD kartla, micro SD kartla arttırabiliyorsunuz. Kamera konusuna geleyim. Saniyede 30 kare 4K video çekebiliyor ve bu videoyu çekerken de hakikaten hiç ısınmıyor. Hani gözle görülür bir ısınma artışı falan yok. Tertemiz çekiyor videoyu. O konuda bir sıkıntısı yok yani. Diğer telefonlardaki gibi. Daha doğrusu benim en son test ettiğim 4K videoda diğer telefon gibi değil. 1080p video tabii ki de çekiyor 60 kare. Kamerası 16 megapiksel. Hani 20 megapiksel değil işte diğer telefon 20 çıkardı bilmem ne. Hani değil. Oldukça kuvvetli sensörlere sahip. Optik olarak oldukça başarılı. Hani sağlam bir kamerası var. Gece olsun gündüz olsun kamera kalitesi oldukça iyi. Yani Samsung'un benim bildiğim, gördüğüm, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi kamerasına sahip bu telefon. Onun dışında ön kamerası 3.7 megapiksel. Hani fazla keşke 5 olsaydı falan diyenler de olacaktır. Ama oldukça geniş açıyla çekebiliyor selfie. Hani arkaya böyle sülaleyi toplayıp çakırt diye selfinizi çekebilirsiniz. Bütün sülalenizi alır hakikaten. Öyle kalabalık çekebiliyorsunuz. Açı oldukça büyük. Bu telefonun hani en çok hoşuma giden özelliği diyeyim. Şu an gerçi kartımı çıkardım da. Çok çabuk şarj oluyor. Hani sıfırdan %50 şarja kadar yaklaşık 25-30 dakika civarında çıkabiliyor. Hani işte bir kafeye gittiniz, bir yere gittiniz ya da gideceksiniz, aceleniz var. Hani bir yarım saat sonra çıkayım, tamam telefonum hiç şarj yok falan derken şarja takarsanız da oldukça hızlı şarj oluyor. Bu açıdan iyi. Kutu içeriğini göstermedim. Kutusundan sadece ekstra olarak şey çıkıyor. İşte o dediğim gibi kalemin ucunu değiştirme ve onun cımbızı çekme şeyi aparatı çıkıyor. Onun dışında 1.5 metrelik bir şarj kablosu çıkıyor. Genelde biliyorsunuz şarj kabloları kısa kalır. Hani böyle yataktan kumandaya uzanırmış gibi uzanıp cebelleşirsiniz. Bunda 1.5 metre. O biraz iyi olmuş. Onun dışında parmak izi okuyucusu var. Şöyle Antutu'suna bakalım. Antutu oldukça kuvvetli çıktı bu arada. Hani zirve yaptı yani telefon. Ben ilk defa Antutu'yu bu kadar yüksek telefon tanıttım zaten. Parmak izi okuyucusu var. Onu sevmemize gerek yok. Zaten Monster diye çıkıyor. Şimdi işlemci kısmına girmedim. Çünkü bizdeki CPU modeli Samsung Exynos 7 Octa 5 5433 olarak geçiyor. İşte Mali T760 modeli var. Fakat bir de Amerika'daki modelleri için yani ayrı bir modeli daha var. Qualcomm Snapdragon 805 var. Adreno'lu bir versiyonu daha var bu telefonun. Android versiyonu 4.4.4 KitKat. Yani zaten işte en ravaşlı olan telefon, en üst seviye telefon olduğu için Lollipop güncellemesi en kısa zamanda gelecektir. Telefon 64 bit ve Lollipop 5.0'ın ART versiyonuna uyumlu. O da Swift gibi bir kendi çapında Android'in uygulama dili. SAR değeri önemli. Hani hep söylüyoruz. Herkes söylemeye başladı. Dikkat etmeniz gereken tek nokta telefon alırken. Hani kamerası kamerası tamam eyvallah da sonuçta her yerimiz arasında sarılmışken SAR değerine oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Telefonun SAR değeri düşük. 0.7 watt bölü kilogram kafada, 0.38 watt bölü kilogram vücutta olarak ölçülmüş. Düşük, normalde 2.6 yani 2.0 ve 6 olması gerekiyor. Avrupa'da bu 1.0 olmalı. Yüksek cihazlarda var. Oldukça düşük olmuş. Şu tırnaklar dikkatinizi çekebilir. Telefonu elinize aldığınızda şöyle tırnak çentik çentik atılıyor. Sağdan soldan, hatta şu kalemini oradan bir daha atmışlar. Şöyle. Fazla fazla var. Bunlar anten görevi görüyor. Yani bu telefon oldukça etkili bir çekim alanına sahip. Normal hani nasıl diyeyim standart telefonu 3 çubuk çekiyorsa bu 3.5-4 çubuğu zorlamaya çalışıyor. Çünkü oldukça fazla bir veri alma çakrası açık diyeyim ya da. Şimdi telefona bir oyun testi yapacağız. Isı testi yapacağız. Hani ısınıyor mu ısınmıyor mu? Şimdi 4K çekerken ısınmadık ya bakalım 15 dakika oynayacağım. Şarj ne kadar azalıyor? Ne kadar azalmıyor? Ona bakacağız. Şimdi bir 15 dakika oynayalım. Şu saate bakayım. Saatimizi ayarlayalım. Tam şöyle kalsın bir 15 dakika boyunca. Başlamadan önce batarya seviyesine bakalım. Wi-Fi açık. Şarjı %63. Bakalım kaç gidecek. Şöyle bir ölçelim. 24.7 santigrat dereceyle başlıyoruz. Evet, 15 dakika oldu.
Şöyle bakalım, %63'tü. %58'e düşmüş. Ben bu ısınma sezemedim ama bakalım şöyle tekrardan. 24.7 idi sanırım. Bir dakika şöyle bakalım. 24.7'den 36.1'e çıkmış. 12 derecelikte bir artış var. Şarjı %5 düşmüş. Genelde biliyorsunuz yaptığım testlerde 12-14 o civarda gidiyor yani. 10-12-14, hatta standartta bana göre 12. Bayağı iyi. Desibel testine, ses testine geçelim. Evet, şöyle bir desibeline de bakalım. Şöyle indirmiştim şunu. Şöyle ölçelim. Maksimum üstü. Evet, oldukça yüksek çıktı. Ses çıkışı iyi. 101. Gerçi ses çıkışı iyi hani değil, ses çıkışı yüksek demem gerekiyor. 101 desibel. Biliyorsunuz 80-90 arası konuşma bağırma olarak geçiyor artık. Bu da yüksek çıktı. Telefon bu. Kalemi çok kullanan var, kullanmayan var. Bu kalemiyle çizim yapan var. Sadece kulağını karıştırmak için kullanan var. Adım ölçeri falan var içinde. Hiç değinmedim onlara. Telefon kısaca böyle bir şey. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.